Motor güçleri dizellere göre biraz farklıdır. Yani benzinli küçük motorlu arabalar hem vergi standardından kurtulmak hem de ekonomik olsun diye üreticiler bu şekilde Türkiye'ye araç gönderiyor. Fakat dizel arabalara baktığınız zaman küçük devirlerde hızlanarak tork üretince tercih sebebi oluyor. Hem az akıyor hem hızlı gidiyor kültürü vardı ya. O zaman herkes dizele geçti. Şimdiki satışlara baktığınızda aynı benzinli arabanın küçük motorlusu bile hem hızlanabiliyor hem de ekonomik olabiliyor. Fark bugün neredeyse benzinli de %50'nin üzerine çıkmış durumda. Dizel daha az satılıyor. Otomobil. Ama hafif ticari tamamen dizel. Yani otomobil segmenti ve görselinde olan hafif ticariler var biliyorsunuz. Şimdi ismini söyleyemiyorum onların. Evet. Hani birçok ürün var sektörde. O sektörün ürünleri otomobil formatında ama dizel. Onlarda hiç benzinli yok. Neden? Çünkü ithalatları öyle ve imalatları öyle. Yani tamamen ticari. Burada imalatta bir değişiklik var mı? Yani hafif ticari araçların imalatında benzinliğe bir dönüş var şu mı? Şu an yok. Türkiye yok, için yok. Ve ben şöyle iddia ediyorum. Hayır, Türkiye'de, Avrupa'da var mı? Avrupa'da bırakın imalatı, belediye bile sizin şehrinize sokmaya çalışıyor. Paris 2025'ten sonra diyor ki dizel araba benim şehrin içine giremeyecek. İtalya aynısını söylüyor. Belediye olarak söylüyorlar. Yani üreticiden ziyade emisyon değerlerinin çevreye attığınız sera gazı dediğimiz egzoz gazının verdiği değer sizi şehre sokmama ya da camınıza bir etiket yapıştırabilir. Şehirde bir yere kadar gelebilirsiniz kriterleri getiriyor. Türkiye'de var mı böyle bir çalışma? Konuşuyoruz, söylüyoruz ve fiyatları düşürür bu. Bu yayın da düşürür. Fiyatlar satış kabiliyeti zor zaten biliyorsunuz. Yani şu an otomotiv satışta çok ciddi bir daralma var. Ve segmentler C segmentinden D segmentine kadar farklı şekilde ekonomik bir dalgalanma yaşıyor. Ama para bazlarına baktığınız zaman ülkede euro bazlı ithalat ettiğiniz arabalarda dizel şu an hala ticari grupta önde. Yani şöyle şimdi bazı firmalar tamamen durdurdu değil mi? Dizel motor üretmiyorlar. Yurt dışında evet ama Türkiye Ticari Kanunu var biliyorsunuz. Evet. O kanun gereği ülkemize araba ithalatı yapılıyor. İthal ettiğimiz arabalarda da bunu hala biz ülkeye getirtiyoruz. Biz böyle bir şey söylemedik. Yani ülke olarak biz dizel istemiyoruz. Şu yıldan sonra istemiyoruz demiyoruz. Çünkü üreticinin hibrit getirdiği araba var. Elektrikli getirdiği arabalar var. Bu arabalar da burada satılıyor ve piyasada bir pazarları yaratılmaya başlandı. O yüzden dizel araba otomobil segmentinde önümüzdeki 3 ya da 5 yıl bandında gerçekten çok azalacak. Daha azalacak. Net. Çünkü üretici Avrupa'da da yapmıyor olacak. Yani sera gazını önleyemeyeceksiniz. Egzozdan çıkan gazı önleyemediğiniz için benzine geçiyor olacağız. Yani bir şu anda ben de az kalsın marka ismi söyleyecektim durdum. Çok ben falanca markanın bir... falanca marka araba konuşurken marka söylememek kolay değil. Zor bir şey. Şu anda son model araçlarında dizel olduğunu ben mesela görüyorum evet. Ve biliyorum. Evet. Evet. İyi bir marka. Evet. Neden var? Yani olmayacak diyoruz ama var. Güzel. Şimdi dünyanın herhangi bir ülkesinde Almanya'da bir araba üretiliyor. Mesela Almanya'da adamlar kendilerine kullanmayıp bize mi? Evet, yani... çok normal. Söyleyemedim, teşekkür ederim. Öyle mi diyecektiniz? Dünyanın her yerinde, evet. Dünyanın her yerinde bu var. Her dönemde olmuş. Sadece bu yıl değil. 2000'li yıllarda da olmuş, 90'lı yıllarda da olmuş. LPG denilen bir olay var, LPG var evet. Arabalarda. Dünyada kapatmışlar defteri, Türkiye'de defteri açmışlar. Böyle bir şey var. Dünyada defteri kapattıklarında mı evet. Türkiye'de açtılar LPG defterini? İtalya'da kapanmış defter, bütün İtalyan ürünleri gelmiş. Bu ülkede bunun arabalara yansıması var. Şimdi LPG ile patlayan arabaya bak. AVM'ye giremediğine bak. Giriyorlar artık bu arada. Şimdi yeni bir yeni geldi. Yani bugüne kadar... Onu da anlamış değiliz yani. Bugüne kadar niye giremediler, bugün ve niye girebiliyorlar? Niye giriyorlar? Bu da enteresan bir durum. Şimdi sızdırmazlık testi olmayan bir araba tüyden, muayeneden geçemiyordu. Yani bu kültür Avrupa'dan belli zaman aralıklarında bize gelebiliyor anca. Ki gerçekten Türkiye otomobil konusunda hem hevesli hem değerli hem de parlayan bir yıldız. Yani üretimden tutun Türkiye çok ciddi bir yerde. İyi bir pazar yani. 82 milyon nüfus var. Cep telefonunda da biz iyi bir pazarız. Dolayısıyla her şeyde iyi pazarız aslında. İstanbul menşeli bir şey konuşacak olursak Avrupa sıralamalarına da yeni model bir araba kullanmada da ilk 3 sıraya gireriz dünyada. Yeni model. Yani 2017, 2018. Ah paramız yok deriz, kriz var deriz ama böyle işte cep telefonunda öyleyiz. İlk sıralamalara gidiyoruz. Yeni model evet. Araçta öyleyiz. Hiçbir şey kaçırmıyoruz. Efendim Mars'a gideceklermiş. Dünyada en çok talep veren ülke biziz. Biraz yanlış anlamışlar ama orayı. O da evet yanlış anlaşılmış. Dizelle yanlış anlaşılmış değil herhalde yanlış anlattığımız bir mesele. Dizelle ilgili nasıl şey gidecek onu bir çünkü nasıl sorar gidecek? Bize. Evet.